Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bitki biyolojisinden bahsedeceğim. Artık son konumuz bitki biyolojisi. Hem 12. sınıf konusudur hem de AYT konusudur. Bitki biyolojisine başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. İlk defa göreceğiniz konu olduğu için sizi korkutabilir. Ama korkmayın, güzel bir şekilde çalıştığınız zaman aynı sistemler gibi düşünün. Sistemleri nasıl güzel bir şekilde çalışıp aklımızda tutabiliyorsak bitkisel dokularda da aynısı geçerli. İlk defa duyacağınız için bazı kavramları ilk bakışta anlamak birazcık zor olabilir ama sürekli tekrar ederek, sürekli soru çözerek bunu halledebiliriz. Şimdi başlayalım. İlk önce bitkisel dokulardan başlayacağım ben. Bitkisel dokuları ilk önce bir tablo halinde vereyim. Daha sonra teker teker işlemeye başlayalım. Arkadaşlar, biz bitkisel dokuları dörde ayırıyoruz. Nedir bunlar? Bunlar birincisi meristem doku. İkincisi temel doku. Üçüncüsü iletim doku ve dördüncüsü örtü doku. Şimdi bunlar da kendi içerisinde ayrılacak. Nasıl ayrılacaklar peki? Meristem dokuyu biz bulundukları yere göre bir de kökenlerine göre ayıracağız arkadaşlar. İlk önce bunun ayrımını yapalım. Bakın, şöyle meristem dokuyu ikiye ayırıyoruz. Bulundukları yere göre bir de kökenlerine göre. Tabii ki bunu ikiye ayırdığımız gibi öbürlerini de her birini ikiye ayıracağız. Şöyle bulundukları yere göre meristem doku yine ikiye ayrılır arkadaşlar. Uç meristem, bir de yanal meristem. Uç meristem ve yanal meristem. Kökenlerine göre olan meristem de ikiye ayrılır. Bu da primer meristem ve sekonder meristem olarak iki şekildedir. Primer meristem ve sekonder meristem. Gelelim temel dokuya. Temel dokuyu da kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlar nedir? Parenkima, kolenkima, bir de sklerenkima. Bunlar da nedir? Temel dokunun çeşitleridir. Şimdi iletim dokuya bakalım. İletim dokuyu da kendi içerisinde 2'ye ayıracağız. Nedir bunlar? Fluem ve kısilem. Kısilem odun borusudur. Flüem de soymuk borusudur arkadaşlar. Örtü dokuyu da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Nedir bunlar? Epidermis ve peridermis. Evet, bunlar bizim genel tablomuz. Şimdi meristem dokudan başlayarak işleyelim. Bu videoda size meristem dokuyu anlatacağım. Şöyle bir diyorum, meristem doku ve meristem dokunun çeşitlerine, özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bir, meristem doku. Arkadaşlar, meristem doku bitkinin büyüme bölgelerinde bulunan doku çeşididir. Bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlayan dokudur. Bölünme özelliğine sahip hücrelerden oluşuyor. Yani bunlar bölünme özelliğini hiçbir şekilde kaybetmiyorlar. Sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir ve bitkinin büyümesini sağlıyor. İşte bu sürekli bölünebilme özelliği sayesinde bitkideki büyüme olayı sınırsız oluyor arkadaşlar. Bu oldukça önemlidir. O zaman yazalım. Bitkinin büyüme bölgelerinde bulunur. Bir özelliği neydi? Bölünme özelliğine sahip hücrelerden oluşur. Yani hücreleri sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir. Bir diğer özelliğimize bakalım. Şimdi hücrelerin özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Nedir hücrelerin özellikleri? Şimdi sürekli bölünebildiklerine göre bunların bazı özellikleri olmalı. Nedir bunlar? Mesela bol sitoplazmalı. Daha sonra bir diğer özelliği büyük çekirdek. Daha sonra arkadaşlar ince çeperli.
Çeper kalın olursa bölünme zorlaşır. Bu yüzden de çeperin ince olması gerekiyor. Daha sonra bir diğer özelliğimize bakıyoruz. Bu da küçük kofuldu. Küçük kofuldu. Sürekli bölündüğü için koful nedir? Koful depo eder. Atıkları depo eder, besinleri depo eder. Eğer ki bizim bu hücremiz sürekli bölünebilme özelliğine sahipse zaten kofulu büyümeden bölünüyor. Dolayısıyla küçük kofullu oluyor. Daha sonra bir diğer özelliği arkadaşlar, hızlı metabolizmalı. Hızlı metabolizma. Yani metabolizması hızlı olduğu için zaten hızlı bir şekilde bölünüyor. Ve hücreler arasında boşluk yoktur. Hücreler arası boşluk yoktur. İşte bizim meristem doku hücrelerinin özellikleri bu şekilde. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Meristem dokuyu çeşitlerine ayıralım ve bunların özelliklerini yazalım. Yazalım hemen şöyle. Farklı bir kalem alayım. Şöyle meristem diyelim. Bakın. Az önce ayırdığımız gibi ayıracağız. Nedir? İkiye ayırmıştık değil mi? Nedir bunlar? Bulundukları yere göre, bulundukları yer, bir de kökenlerine göre. Kökenlerine göre. Arkadaşlar bulundukları yere göre meristemi ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar? Uç meristem. Uç meristem ve yanal meristem. Yanal meristem. İlk önce bunlardan bahsedeyim. Daha sonra kökenlerine göre meristemden bahsederiz. Arkadaşlar uç meristem adı üstünde nerede bulunacak? Uçlarda. Nerenin ucunda? Kök ucunda ve gövde ucunda bulunarak boyuna büyümeyi sağlar. Bakın bu önemlidir. Kök ucunda ve gövde ucunda bulunarak boyuna büyümeyi sağlar. Yazalım. Kök ve gövde ucunda bulunarak boyuna büyümeyi sağlar. Boyuna büyümeyi sağlar. Evet, meristemin, uç meristemin özelliği bu şekilde. Peki kök ucu, gövde ucu dedik. Hemen çizelim. Bakın arkadaşlar, kök ucunda, şu bizim kökümüz olsun. Kök ucunda bir bölge vardır. Biz bu bölgeye bakın, şurada bulunan yapılar primer meristemdir. Primer meristem hücreleridir. Bir de bunun uç kısmında bir tabaka vardır. Şöyle bir tabaka. Biz bu tabakaya kaliptra tabakası diyoruz. Kaliptra. Peki ne işe yarar kaliptra? Kaliptra kök ilerlerken kök ucunun korunmasını sağlar. Aslında ne yapmış oluyor burada? Primer meristemi korumuş oluyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Kökü korur. Evet, primer meristemin özelliği, görevi bu şekilde. Peki gövde ucunda nasıl bulunuyor? Gövde ucunda da şöyle bakın. Şu bizim gövdemiz olsun. Bakın şu gövde. Gövdenin etrafında şu şekilde yaprakçıklar vardır. Ve burası da büyüme tomurcuğudur. Ve arkadaşlar bu yaprakçıklar sayesinde büyüme tomurcuğu korunuyor. O zaman yazalım buna büyüme tomurcuğu diye. Şu büyüme tomurcuğudur. Büyüme tomurcuğu. Şunlar da nedir? Koruyucu yaprak. Koruyucu yaprak. Evet, kök ucunda ve gövde ucunda bulunan meristem, yani uç meristem bu şekilde. Gelelim yanal meristeme. Yanal meristem de kök ve gövdenin yapısında bulunarak yine enine kalınlaşmayı sağlıyor arkadaşlar. Yanal adı üstünde yana yana, yani yan bölgelerin büyümesini sağlayacak, enine büyümeyi sağlayacak. O zaman yazalım. Kök ve gövde de enine kalınlaşmayı sağlar. Enine kalınlaşmayı sağlar yanal meristem. Evet, yanal meristemle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi geliyorum kökenlerine göre meristeme. Arkadaşlar kökenlerine göre meristemi biz yine ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Bunlar primer meristem. Şöyle yazalım karışmasın. Primer meristem. Bir de sekonder meristem olacak. Ama ilk önce ben primer meristemi yazayım. Daha sonra sekonder meristeme geçelim. Arkadaşlar primer meristem sürekli bölünme özelliğine sahiptir. Aslında uç meristemle primer meristem birbirine denk gelir. Yani ikisi aynı özelliklere sahiptir. Kök ve gövde ucunda bulunur primer meristem.
Bakın burada yazmışım zaten primer meristem diye. Burada hücreler var. Bu hücreler sayesinde ne oluyor? Boyuna büyümeyi sağlıyor. Yani aslında bunlar aynı şey, sadece sınıflandırılırken farklı sınıflandırılmış. Birini kökenine göre ayırmışız, birini bulunduğu yere göre ayırmışız. O zaman yazalım. Yine kök ve gövde ucunda bulunarak, gövde ucunda bulunarak boyuna büyümeyi sağlar. Boyuna büyümeyi sağlar. Evet, primer meristem bu şekilde. Geliyoruz sekonder meristeme. Arkadaşlar, sekonder meristemi şu yukarı tarafa yazmak istiyorum. Çünkü sekonder meristemi biraz uzun anlatacağım. Şunu şu şekilde, bakın böyle uzattım. Şuraya sekonder meristem diyorum. Sekonder meristem. Evet, nedir sekonder meristemin özelliği? Arkadaşlar, bu da yanal meristeme denk geliyor. Yani aslında ben sekonder meristemi anlatırken bir yandan yanal meristemi anlatmış oluyorum. Nedir bunun özelliği? Bölünme yeteneğini kaybetmiş olan parenkima hücrelerinin tekrardan bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Bu sekonder meristem. İlk özelliğimiz bu. O zaman yazalım. Bölünme yeteneğini kaybetmiş. Bölünme yeteneğini kaybetmiş olan parenkima hücrelerinin tekrar bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Kazanmasıyla oluşur. Evet, sekonder meristem bu şekilde oluşuyor. Biz sekonder meristemi ikiye ayırıyoruz. Kambiyum ve mantar kambiyum olarak arkadaşlar. Şöyle diyelim. Kambiyum ve mantar kambiyumu. Biraz daha çekeyim şu şekilde. Mantar kambiyumu örnektir diyelim. Peki bu diğer özelliği ne? Kambiyum ne işe yarıyor? Mantar kambiyumu ne işe yarıyor? Arkadaşlar, kambiyum odunsu bitkilerde ve bazı otsu bitkilerde kökle gövdenin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor bunu? İletim demeti oluşturarak. Her bir iletim demeti oluştukça kök enine kalınlaşıyor ve genişliyor arkadaşlar. Kambiyumun özelliği budur. O zaman yazalım. Kambiyum otsu, şöyle diyelim. Odunsu ve bazı otsu bitkilerde. Otsu bitkilerde kök ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar. Enine kalınlaşmasını sağlar. Bunu nasıl yapar dedik? İletim demeti oluşturur. İletim demeti oluşturur. Hani vardı ya az önce iletim doku, işte flem, kısilem, bunları oluşturarak işte kökün ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Peki mantar kambiyumundan bahsedelim biraz da. Mantar kambiyumu ne işe yarıyor? Arkadaşlar, mantar kambiyumu bitkilerde mantar tabaka dediğimiz bir tabakanın içerisinde bulunuyor. Bu kabuk şeklinde olan, bakın gövdenin ve kökün dışında kabuk şeklinde olan mantar tabakamız vardır. İşte bu mantar tabaka bitki büyürken mantar doku parçalanıyor ve mantar tabaka oluşuyor arkadaşlar. Mantar kambiyumu da tekrardan bölünerek yeniden mantar doku oluşuyor. Yani dışarıya doğru bu mantar doku kalınlaşıp parçalandıkça mantar kambiyumu tekrardan bunu oluşturuyor. O zaman yazalım. Şöyle, mantar kambiyumu bitkilerde mantar doku içinde bulunur. İçinde bulunur. Peki ne yapıyor bu mantar kambiyumu? Mantar doku parçalandıkça mantar kambiyumu tekrar oluşturur. Yani kısaca aslında bunu söyleyebiliriz. Uzatmaya gerek yok bence. Evet, bu şekilde
mantar dokuyu da anlatmış olduk. Şimdi ben size kambiyumu göstermek istiyorum. Bir gövdenin enine kestiğini düşünün arkadaşlar. Gövdenin enine kestiğine baktığımızda bakın şu kambiyumdur. Bu kambiyum etrafında şu şekilde iletim demetleri dizilidir ve iletim demetlerini oluşturarak bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. Şunlar nedir? Bakın şu kambiyum. Bunlar da nedir? İletim demet. İletim demet. Bu şekilde bu şekilde kambiyum ne yapıyor? Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Evet, böylece meristem dokuyu bitirmiş olduk arkadaşlar. Meristem dokuyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki videoda size temel dokudan bahsedeyim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.